Mutfakta Olay Var kanalından Özgür Kosan'la beraberiz Evet. ve 100 bin abone özel videosunu bir yıl sonra 1 milyon 750 bin aboneye ulaştığı zaman çekebiliyoruz. TikTok'ta 400 bin ulaşmak üzere, Instagram'da 800 bin küsur takipçim var. YouTube'da da 550 bin aktif olarak Evet. yorum yapan, izleyen izleyicilerim var. Neler söyleyeceksin abi bunun hakkında? İlk hedefimiz buydu. 100 bin aboneye ulaşmaktı ve ulaşınca da güzel bir video hazırlarız diyorduk. Evet. Hazırlamadık. Hazırlayamadık. Evet. Aradan bir yıldan fazla zaman geçti. Bu esnada çok fazla sorular da birikti. Çok fazla Birikti, sorular evet. geldi. Tabii biz onlardan en çok sorulanları derledik Evet. ve sana sormaya başlıyoruz. Tabii bizler biliyoruz arkadaşların olarak ama bugün sabah da harika bir yine mısırlı omletle bizi karşıladın. Harikaydı gerçekten. Eline sağlık. Yemek yapmaya olan ilgin nerede başladı? İlk kendini nerede keşfettin? Ya bu yetenek bende var. İlk nerede söyledin bunu? Zor bir soru. Hani uzun uzuna anlatılması gereken bir soru ama özetle algıda seçicilik. Yani örnek verecek olursak ben yüz şekillerini aklımda tutamam. İsimleri aklımda tutamam ama çocukken tattığım bir şeyin bütün tadı, dokusu aklımdadır. Hani gitmez aklımdan. Oradan gelen, yani doğuştan gelen bir algıda seçicilik var. İkincisi, bir şeyi tadıyorsun, yiyorsun. O da çocukluktan beri gelen bir şey. Ya diyorsun bunda şöyle bir tat olması gerekiyor ya da şu eksik böyle olması gerekiyor. Bir eksiklik buluyorsun, onu tamamlama ihtiyacı duyuyorsun. Ya da aklında bir lezzet var, o lezzete ulaşmaya Ve çalışıyorsun. dönüp eve onun daha iyisini yapmaya mı çalışıyorsun? Aynen öyle. Bu şekilde başladı Özetle yani. bu yani. Ve baktın ki yani dışarıdaydın, harika bir kruvasan yedin. Dedin ki ben bunu evde daha iyisini yaparım dedin. Ve belki de insanın kendi yaptığı yemekler hep kendine daha lezzetli gelir derler ya. Acaba kendi yaptığın yemekleri mi yemeyi daha çok seviyorsun? Ondan mı acaba? Onun da etkisi var. Bir de eğer bir şeyde bir eksiklik görmüşsen, hani bir şeyi tatmışsın, seni tatmin etmemiş. Bunu karşındakine anlatamıyorsun aklındaki lezzeti, bu böyle olmalı diye. Onu işte eve gidip kendin hazırlıyorsun gibi. Bir de bizim zamanımızda internet yoktu. Hani sosyal medya yoktu. Evet. MSN Ya zamanları, Mırç yani zamanları. Yine şimdi MSN'den de öncesi mi? imkan da Tabii yok bir şimdi de. çok girmeyin de yaşın ortaya çıkacak. Bir de şu da var, imkan da yok. Mesela bir tadı merak ediyorsun, onu gidip de yerinde yeme şansın yok, tatma şansın yok. Bilmiyorsun ki böyle bir şey Heh. olduğunu haberin yok belki de Ya yani. da haberdar oluyorsun, Evet. gitme şansın yok. Onun etrafında tadabileceğin bir yer yok. Diyorsun ki bunu kendim yapayım. İşte alıyorsun malzemelerini, oturuyorsun mutfağına, giriyorsun, kendin yapmaya başlıyorsun Doğru gibi. söylüyorsun. Tiramisu mesela. Tabii. Kim bilirdi tiramisu'yu? Hele bizim Yavaş zamanımızda yoktu. hele. Alman pastası diye bir pasta vardı. Aslında Berlin geldi diye. Bu yuvarlak üzeri Tabii. siyah çikolata kaplı üstü normal poğaçanın. Aslında ben onu çikolatalı poğaça derdim ama onun Berliner olduğunu yani aslında Alman pastası olduğunu çok yıllar sonra öğrendim. Ama bu şekilde tarifler yaparak internet bütün dünya mutfağını evine getirdin. Ve bu da senin ilgini çekti Tabii anladığım şimdi mesela şu an çok geniş, hani büyük bir şehirde birçok lezzete ulaşabiliyorsun ama zamanında bile büyük şehirlerde birçok lezzete ulaşamıyordun. kadarıyla. Evet. Hele ki bizim gibi küçük bir şehirde yaşıyorsan hiçbir şeye ulaşamıyordun. Sadece oranın Ulaşamıyordun abi. yöresel yemekleri vardı hayatında. Gerçekten de öyleydi yani. Evet. Eskiden ne vardı? Sulu yemekçiler vardı restoranlarda. Bir de kebapçılar vardı. Tabii. Şimdi falafelciler, Meksika yemeği, Çin yemeği, Japon yemeği, suşiciler. Gerçekten dünya mutfakları çok fazla sokaklarımıza kadar geldi Her dediğin türlü gibi. lezzete özetle ulaşabiliyoruz. Evet ama tabii bunu kendi tarifinle, kendi evinde yapmak Tabii. çok daha Hatta farklı bir bir duygu örnek vereyim galiba. ben sana. Lise çağlarında bu Bir Çift Yürek kitabı yeni çıkmış. Onu almış okuyorum işte büyük bir hevesle, merakla. Çünkü çok güzel bir kitap, okumuşsundur sen de. Evet. Mesela ne dikkatimi çekti orada? Yazar şeyi anlatmaya başladı. İngiliz olduğunu ve İngiltere'nin meşhur yemeği olan Shepherd's Pie'den bahsetti. İşte Avustralya'da olduğunu Avustralya. falan. Dedim bu neymiş mesela? Yani. O zaman işte cep telefonu yok, Android telefonlar yok. İnternet bile evimizde yok, dışarıda var. Hani İnternet kafeleri gidiyor. tabii notunu alıyorum not defterime. Evet. İşte internet kafeye gidince onu bakıyorum, işte giriyorum nasıl bir yemek, işte malzemeleri neler. Ha diyorum, Evet. tamam malzemeleri ulaşılabilir malzemeler, ben de yapabilirim. İşte mutfağıma girip yapıyorum. Bu kadar tarifi yapıyorsun. Videolarında tabii görüyoruz. Hep bir mutfak var. Orası senin kendi evinin mutfağı galiba. Tabii, şu an çekim yaptığımız evimizin Şu an mutfağı. Evet. salondayız. Oranın mutfağında. Peki illa kendi mutfağın mı olması gerekiyor? İşte bu da tam tersine evrildi. Hani bu süre içerisinde sürekli yemeğe bir ilgi var. Sürekli arkadaş çevresiyle yeni şeyler denebiliyoruz, yeni şeyler yapıyoruz. Aslına bakarsan her yerde, her türlü ortamda, her türlü malzemeyle yemek yapabilirim. Yani Yaptığımız yerler sınır var abi. yok. Ben az çok biliyorum da bir Fethiye'de, Faralya'da, Kabak Koyun'da yaptığın birkaç tarif vardı. Onlar çok güzel ortamlardı gerçekten. Tabii orada zaten imkanlarımız da vardı. Hani imkansızlıklar içerisinde imkan yaratabiliriz. Ya da bana masaya 2-3 malzeme koyarsın. Dersin bunlardan bir şey yapalım.
Onlardan sana yüzlerce farklı şey yapabilir. Yani zaman mekan fark etmez diyorsun. Etmiyor. Evet. Rize'de yaptığın mesela çok güzel yaylada yaptığın yemeklerin vardı. Yani mekanda göre aslında yapıyorsun ama biz daha çok seni kendi mutfağında gördük. Hani ben mesela kendi açımda ben tuzunun, karabiberin yeri neredeyse onu mutlaka orada bulmam lazım. Ki senin mutfağında da yaptık biz. Benim mutfağımda da yaptık ama hani ben yapamam açıkçası. Gerçekten senin de zamanla ilgili ve mekanla ilgili hiçbir kıstasın yok. Aslında şöyle bilgi de verelim. Ya bir yemeği ev mutfağında yapmak daha zor. Yani şöyle örnek vereyim. Çok iyi bir pizza ustasını düşün. Hı hı. Kendi profesyonel mutfağında çalışıyor. Çok güzel pizzalar yapıyor. Hakikaten evet. De adam işin ehli. Şimdi o adamı alıp da bizim mutfağa getirip bize pizza yap dediğin zaman o adam bocalar. Çünkü o profesyonel malzemelerle çalışmaya alışmış. O hamurunu mesela o teknede, yani makineli teknede yoğurmaya alışmış gibi. Yani bizim evde yaptığımız ya da ev hanımlarının ya da normal insanların evde yaptığı yemekler aslında bakarsan daha işçilik isteyen, daha profesyonel yemekler olabiliyor. Evet, bence de öyle. Hatta bununla alakalı da yaptırmış olduğun ürün yelpazesi, yani tarif yelpazesine baktığımız zaman gerçekten bunun haklı olduğunu ya şu, söyleyebilirim. Şöyle yani. Bir şey var. Bir yemeği tatlı ya da bir yemeği yapmak istiyorsun ama sen o yemeği mutfağında yapıyorsun. Hani evet. O profesyonel yerde yapılmış olan yemeği alıp o ev mutfağına uyarlaman gerekiyor. Aslında belki de insanların çok fazla ilgisini çekmesinin sebeplerinden biri de bu olabilir. Ne dersin? O da bir parçası. Çünkü alet erdebat kullanmadan her evde olabilecek malzemelerle yapmaya çalışıyoruz. Mesela benim de mutfak şefim var ama kullanmıyorum. Yani normalde hatta öyle bir alışkanlık oldu ki kendime yemek yaparken de kullanmıyorum. Hı hı. Yani bunu alıp da hamuru onda yoğuralım hiç aklıma gelmiyor. Hemen tezgah alıp tak tak yoğurup tarifimi yapıyorum, yemeğimi yapıyorum gibi. Çünkü öğrenci evlerinde o malzeme yoktur ya da adamın evinde onu alacak durumu yoktur, imkanı yoktur ya da bozulmuştur. O yüzden en manuel şekilde tarif yapmamız gerekiyor. Evet. Peki bununla bağlantılı aklıma şöyle bir soru daha geliyor. Tabii bu arada bizim soru... şeyimiz çok meşhur oldu. Hangisi? Tüm dünyada. Patates ezeceği var ya. Evet. Patates ezeceği sadece patates ezmekte kullanılan bir şey olduğunu insanlar biliyordu. Öyle o amaçla evet, kullanıyordu. Doğru. Ama biz onunla hamur yoğuruyoruz. Her şeyi yapıyoruz yani. Ya meyve suyu çıkartıyoruz, sıkıyoruz. Hani onu her şeyde kullanıyoruz. Doğru. Hani onun aslında kadar fonksiyonel bir mutfak eşyası olduğunu insanlar gördü ve kullanmaya başladılar. Kullanmaya başladılar. Evet. Bu da çok önemli. Çünkü tabii. Mutfakta bazı gereçler hem zaman anlamında da insanlar çünkü çok yoğun işlerde çalışıyorlar. Çünkü şey var hani küçük detaylar var. Detaylar. Mesela bir hamur, tereyağıyla oluşum yapılan bir hamur ya da margarinle ben margarin kullanmıyorum. O zaman bu soruya cevap vermeden şunu sorsam olur mu Özgür Şef? Bir yemeğin, ya çünkü sorularda da var, onu da birleştirelim istiyorum. Bir yemeği yaparken lezzetini artıracak püf noktalar nelerdir? Sen birkaç tane verdin şu ana kadar bize ama genel anlamda her yemeğin kendi özelliği içerisinde mi? Yoksa bazen biraz akışına spontane de bir şeyler oluyor mu? Yani bir yemeğin gerçekten lezzetini artıracak püf noktaları nelerdir? Yo, çok derin bir soru sordun. Çok detaylar var. Hani kimsenin dikkat etmediği, göz ardı ettiği ufak bir dokunuş o yemeğin püf noktası olabilir. Mesela örnek vermek gerekirse bir patlıcanlı menemenim vardı mesela. Orada hı hı. Ben çok dikkat ettiğim bir şey var. Sıralama mesela ben senin yaptığında farklı bir sıralamada evde yaptım. O da fena olmadı ama senin yaptığın çok yani bir sıralama önemli midir mesela burada? Sıralama patlıcan zor pişen bir sebze olduğu için hı hı. İlk önce onu kavurmakla başlayabiliriz. İşte bu bir püf noktasıdır. Yani. Ya hepsini mesela... burada söyleyemem sana diyorsun yani. Çok karıştırdım şey mesela. Soğanı karamelize ediyorsan işte tuzunu peşin serptiğin zaman daha güzel karamelize olur gibi. Yani bir sürü detay var. Hani yani. Diyor mu ufak dokunuşlar ama çok fark yaratan dokunuşlar. Belki de tarifine göre bir hatta değişir yani. Bu soruyu şununla birleştirelim. Hı-hı. Bu patates ezeceğiyle birleştirelim. Şimdi mesela tereyağıyla yapılan bir hamur yapıyorsan hı-hı. Onu eline yoğurduğun zaman elin ısısı hamura geçtiğinde vıcıklaşır. Yani hı-hı. Kıvamı kaçar ve bir daha kıvamını tutturamazsın. Yani patates ezeceğiyle mesela onu yoğurmak. Bunlar biraz geçmeden. Senin kendi bulduğun, biraz da kendi teknik. Çok basit bir teknik ama çok derin bir anlam katıyor tarife gibi. Evet, peki bir de işin ben teknik boyutunu sormak istiyorum. Yani evet yemek ve lezzet tarafını ben biliyorum. Görselde de zaten YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta videolarda takipçileri bunları görüyor. Bir de burada tabii bir video hazırlık tarafı var. Sonuçta bu videonun ışığının ayarlanması, kurgulanması gerçekten büyük bir emek var. Tabii. Buradaki hazırlık süreçlerin nasıl ve bu süreci nasıl tamamlıyorsun?
Şimdi şöyle çok muhteşem yemek yapabilirsin. İşte bunu o videoya aktarman gerekiyor. Evet, püf Sadece noktalardan biri bu değil mi? tek Önemli başına noktalardan çok biri. iyi yemek yapmak yetmiyor. Hiçbirimiz profesyonel ekipmanlara ya da kişilere ulaşabilen insanlar değiliz. Hani bir kameraman tutma şansım yok, bir reji tutma şansım yok. Aynı zamanda da çok iyi video çekmeyi de öğrenmen gerekiyor. Tamam, ben yemeği çok iyi yapıyorum, hadi yemek yapayım, yetmiyor. Evet. O yemekleri aktarabileceğin güzel bir video çekme kısmında öğrenmen, onu montajlama kısmında öğrenmen, yani hangi açıyı nasıl alacağım onları da öğrenmen gerekiyor. Tabii bu da işin bir de malzeme hazırlama süreci var. Yani aslında baktığımız zaman bir short videosu seyrediyoruz. Çok kısa sürüyor bu 10 Bir saniye, 20 dakika saniye, sürüyor. 1 dakikalık Ama videolar belki. bütün bir günü alıyor. Bütün gününü alıyor değil mi? Tabii. Mesela mutfağı hazırladın çekime. Bir Bir de malzemeleri saat. gidip seçmen Tabii. lazım, onları alman lazım. İşbirlikleri oluyor onlarda Aslında da. bir de şöyle özet geçeyim. Normalde benim mutfağa girip 10 dakikada hazırlayabileceğim bir tarifim olsun. Bunun hadi videosunu çekelim dediğin zaman ve o videoyu hazırlayıp sosyal medyaya yüklemek istediğin zaman bütün bir günü alıyor. Yani bu aslında çok büyük bir emek var işin Tabii. içerisinde. Yani yemek yapması aslında işin belki de çok küçük bir kısmı Aynen öyle. diyebiliriz. Evet, çok güzel özetledin, doğru. Peki bunların hepsini düşündüğümüz zaman çok da gündemde olduğu için bu soru soracağım. Bir yapay zeka ile ilgili herkesin ağzında bir şeyler var, dönüyor. Herkes kendi mesleğiyle alakalı, kendi nitelikleriyle alakalı bir şeylerden bahsediyor. Bu yapay zekanın şeflerin yerini alacağını, yani bir mutfakta olay var adında bir Özgür Kolsan yerine bir yapay zekaya bu yemekleri yaptırabilir misin? Yaptırmak için daha çok zaman ihtiyacı var. Çünkü o milimetrik hassasiyette yemeği yapabilecek o kolların, o parmakların gelişmesi gerekiyor teknolojik olarak. Ama yapay zeka tarafında halihazırda zaten bunu sağlayan bir sürü yapay zeka var halihazırda. Mesela atıyorum tarifleri masanın üstüne koyuyorsun, malzemeleri sana ondan tarif veriyor. Ama Yani bilgi anlamında, veri şu anlamında veriyor açıdan ama. işte onu özetleyeceğim. Evet. Zaten sana verdiği tarifler daha önceden o veri tabana yüklenmiş, yani internete yüklenmiş tariflerden edindiği bilgiler. Yani yine insanlardan edindiği bilgiler. Çünkü yapay zekanın tatma şansı yok. Evet. Ya benim şarja taktığım bir şey, benden iyi nasıl yemek yapacak diyorsun. Ki onu denedim, bir de şu var. Evet. Mesela sana tarif veriyor ya. En genel tarif veriyor. Onunla yapılabilecek en genel tarif veriyor. Ama o tarifi ben gördüğüm zaman diyorum ki buna şunu da eklesem daha lezzetli olur. Ya da şunu çıkarsam, bu gereksiz burada. Onu bir revize etmek yine insana düşüyor. Yapay zeka bunu yapmaz, yapamaz. O Daha talimat yola verimi ihtiyacı var. Daha bir süre ihtiyacı var. şimdilik böyle diyelim. Belki ileride işler değişebilir yani. Özgür Çek, bir de senin tabii sayfa açıklamanda var. Bio kısmında gördüm. Bilenler var, bilmeyenler var. Ben çok ilgimi çekti. Hatta bir iki sipariş verme şansım da oldu. Bu çok özel ürünler satıyorsunuz orada, Mov Shop. Bu nasıl çıktı bu fikir ortaya? Güzel bir soru. Bu da İlk söylediğim şeyle paralel algıda seçicilik. Mesela bir şehri gezmeye gittiğim zaman direkt oradaki yöresel mutfak eşyaları ilgimi çeker. Onlara bakarım, onları hani satın alırım, alışverişini yaparım. Böyle bir platform kurup farklı yörelerden gördüğüm, ilgimi çeken, mutfakta olması, kullanılması güzel, hoş olacak eşyaları, mutfak eşyalarını toplayabileceğim bir yer yapalım dedik. Aslında bir Alışveriş. pazar yeri gibi oldu. Online bir pazar yeri gibi oldu. Ama çok özel gerçekten, pazarda hani çok kolay bir şekilde bulabileceğimiz ürünler değil bunlar. Gerçekten bir emek var burada. Çok sık Ya da seyahat ediyorsun. Seyahat videoları da var. şöyle bilen bir gözle ürün seçmek diyelim. Yani el yapımı, ben özellikle mesela bakır el işçiliği olan ürünleri çok seviyorum. Örnek olarak gösterelim. Evet, Mesela görelim ya, ne var orada? bir sos tavası. Tereyağı üreteceğiz Evet, mesela bunda. sedef kakmalı, ahşap sedef kakmalı. Gerçekten Mesela çok şey. bu Mardin'e ait bir şey. Kenarlarını işte usta tek tek işlemiş. Mardin değil mi? Tabii, mesela şu ortasına güvercin sembolünü koymuş. Yani Mardin'in sembolü güvercin ya, beyaz güvercin, Evet, onu onu koymuş gibi. koymuşlar. Mesela çok özel bir ürün. Web sitesinden Mesela sipariş bunu veriliyor. satın alıp ben ya da ustasına yaptırıp kendi sisteme koyup bu tarz özel ürünleri sayısını artırmak, satışa sunmak. Bunları hedefliyorsun. Bir de bıçaklarla ilgili soru sormadan edemeyeceğim. Ya bu bıçaklarla ilgili olan bu kadar çok soru geliyor sana. Bu nedir bıçaktan olayı Özgür Şef ya? Bıçak sorusu çok Çok geliyor. geliyor, evet. İnsanlar keskin kesen bıçağı çok seviyorlar herhalde, ki benim de ilgim. Yıllar içerisinde yüzlerce bıçak biriktirdim. Koleksiyonum var kişisel. Herhalde bir 200-300 tane bıçağım vardır. Aslına bakarsan bıçağın en güzel yanı, hani insanlar ilgisini çeken yanı, keskin olması. Keskin bıçak. Bıçak dedin kesecek yani. Kesecek abi. Evet.
Onunla ilgili de şöyle bir şey var işte, diyorlar işte bıçağınız ne kadar keskin, işte nasıl biliyorsunuz filan. Aslında ona tek en etkili yöntemi masat. Ama şöyle mesela ben de ilk başlarda şey sanıyordum. Bıçak önemli, masat herhangi bir masat olur. İşte tam istediğim performansı almıyorum. Aslında masat mı önemli? Aslında masat bıçaktan daha önemli. Yani çok iyi bir masatın olması gerekiyor. Bu bilgiyi de artık öğrendiğimize evet. göre... Yassı masat. Aynen. Bu şekilde öğrenebiliriz. Örnek gösterebiliriz masatlara, örnek. Masatlara örnekler. Peki Özgür Şef, bir tarif seçeceksin o gün ve bir video çekeceksin, ona karar verdin. Hangi tarifi yapacağına nasıl karar veriyorsun? Bu binlerce yemek havuzundan nasıl karar verebiliyorsun? Çok güzel bir soru. Aslında karar veremiyoruz. Yani biz işten çıktık, eve geldik. Canımız ne çekiyorsa, ne yemek istiyorsak akşam yemeğimize de sabah kahvaltımıza hazırlıyoruz. Hazırlarken hadi gel videosunu çekiyoruz dediğimiz tarifler çoğu. Yani izlenme kaygısı olmadan tamamen sevdiğim, beğendiğim kendi tariflerim olsun, dünya mutfağından olsun ya da yöresel tariflerim olsun yaptığımız tarifler. Belki de insanların bu kadar ilgisini çekmesinin sebeplerinden biri olabilir mi? Ben çünkü bazen bir yemek videosuna denk geliyorum, bir balık. Ya benim bunun için o gün izin almam lazım yani işte. Hakikaten öyle videolar var yani. Senin yaptığın videolar evet biraz daha böyle hemen evde yapılabilecek ve tarifler. Ve bir de şöyle bir şey var. Sürekli değişkenlik gösteriyor. Sabit değil. Nasıl örnekleyecek olursam. Mesela spora yoğunlaşıyorum bir ara. Ve spora yoğunlaştığım zaman sporcu beslemesi ağırlıklı tarifler çekiyorum. Mesela Akyaka'ya geliyorsun. Yarıma ziyarete geliyorsunuz bana tatile. Oranın yöresel tariflerini, evet, yemeklerini yapıyorum. Mesela ne kadar güzeldi değil mi? Birkaç sene önce yaptığımız bir kabak çiçeği dolması, hı-hı, vardı. Evet. Oranın yöresine özel tarifler seçiyorsunuz. Biraz daha yöresel ve zamansal diyelim. Peki bunlardan senin en favorilerin hangileri? En favorileri hangileri? Patlıcanla yapılan tarifleri, yemekleri çok severim. Kahvaltılık tarifleri çok severim. Başka da içecekleri çok severim, içecek tarifleri. Bir de pratik tariflerin gerçekten çok güzel oluyor. Yani bir şeftalili kek tarifim vardı mesela, hala açıp açıp böyle benim de yapmaya çalıştığım tariflerden. Çok becerikli değilim yani senin kadar ama. Onlar zaten şey yapıyor. Mesela tarif yaparken herkesin ulaşabileceği malzemelerin, evet, olması, en pratik bir şekilde yapılması, işte fiyat performans ürünlerini kullanmak, ondan sonra en basit şekilde en basit mutfak alet erdabatıyla yapmak gibi birçok şeyi göz önünde bulunduruyoruz. Ya da daha sağlıklı olması, yağını azaltmak ya da bir aşamasını es geçip onun yerine daha iyi bir şey koymak gibi gibi. Ya bu tarifler biter mi sence yani? Bir sonu var mı bunun? Bu tariflerin yani... bir sonu yok. Geçen hafta eşimle konuşuyorduk. 3,5 yıldır evliyiz. Büyük ihtimalle eşim şu ana kadar mutfakta olay varın tariflerin %5'ini kadar görmüştür. %95'i hala duruyordur. Yani 3,5 yıldır sürekli aktif olarak evde yaptığımız tarifler arasına bakarsan büyük ihtimalle %5'ini oluşturuyor tariflerimizin. Bir de şey de var. Bir yandan yapıyoruz ama bir yandan da yeni tarifler birikiyor, oluşuyor. Evet. Yani o zaman sonu gelmez. O zaman biz takipte kalmaya devam ediyoruz seni. Sonu gelmez. Özgür, evet, Şef. Mutfakta Olay Var kanalında. Bir de şunu fark ettim. Onu da belirtelim. İzleyici katkısı. Bir tarifimi paylaşıyorum. Viral olursa, altına çok yorum gelirse o kadar hani zihin açılıyor ki. Hiç duymadığım bir yörenin, beldenin bir tarifini veriyor altta, işte yorumlarda oranın kullanıcısı, izleyicisi. O tariflere kalıp farklı farklı yollara gidiliyor. Farklı tarifler oluşuyor. Hani çok güzel bir sinerji de oluşmuş oldu artık. Aslında seyircilerle, izleyicilerle, tariflerimizi takipçilerle, tarifçilerle artık yönlenmeye başladı. Yönleniyor. İzleyicilerle beraber yönleniyor tarifler. Bu şekilde de zenginleşmeye başlıyor diyebiliriz. Kesinlikle. Çünkü toplamda, kesinlikle, başlatabilirdik 1.750.000 kişiye ulaşmışsın. Çünkü şu da var. Bütün tariflere hakim olmamız mümkün değil. Yani koskocaman bir dünya var. Bir beldenin, bir yörenin bile bir tarifini yapan birçok farklı yol var. Yani o yüzden bu güzel bir sinerji oluyor. Yani bir malzeme kullanıyoruz. O malzeme belki de bizim ilk defa gördüğümüz malzemedir ama başka bir yerde onunla alakalı onlarca farklı tarif yapılmıştır, biliniyordur. Yani onları da öğrenmiş oluyoruz gibi. Peki Özgür Şef, bu kadardı yani. 100 bin abone bir seneye beklemeye gerek yoktu bu video için. 1.750.000 abone ulaştık, anca çekebildik. Seni sevenlere, takip edenlere, yemekleri, tariflerini yapanlara ne demek istersin en son finalde? Güzel bir soru cevap videosu olduğunu düşünüyorum. Yorumlarda yeni sorular gelirse onları da bu şekilde cevaplamaya devam ederiz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Yeni videolarda buluşmak üzere diyelim. Evet, çok teşekkür ederiz.